Selamlar arkadaşlar, Doktor Food kanalına hoş geldiniz. Harika bir oyuncu inceleme videosuyla daha karşınızdayım. Bugün 3 tane oyuncu inceleyeceğiz. Dün yeni promo geldi. Yeni promoda 3 tane güzel oyuncu geldi. Ve dün görevleri bitirerek hepsini aldım ve denedim. Sırasıyla hepsini anlatıp daha sonra maç içerisindeki görüntüleriyle konuşup oyuncuları değerlendireceğiz. Videoya başlamadan önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sosyal medyalardan da desteğinizi bekliyorum. Twitter FIFA topluluğumuza da katılabilirsiniz. Oradan da konuşup kadrolarınızı atıp hakkında her şeyi konuşabilirsiniz. Twitch yayınlarımız da devam ediyor. Bunları Twitch'te denedim. Twitch yayınlarıma da katılabilirsiniz. E2 inceleyeceğimiz oyuncu Renan Lodi. Atletico Madridli sol bek. Görevlerden bedava alabiliyorsunuz. Sadece Kunha'nın görevinde bir maçta veya iki maçta, en fazla iki maç sürüyor. Rakibiniz de size yardım ederse toplam 15 gol attığınızda bu karta sahip olabiliyorsunuz. Yüksek orta çalışma oranı var, 1.73 boyu var ve en güzel şey ise beceri ve zayıf ayağının 4 yıldız olması. Bir sol beke göre ekstra bunlar. Detaylı baktığımızda ise kart çok hızlı, pasları iyi, atak pozisyonu çok iyi. Atak bir bek seviyorsanız bu görevi de rahatlıkla yapabilecek bir oyuncu. Driblingi çok güzel, oyun içinde çok beğendim driblingini. Yani bir kanat oyuncusunun sahip olduğu driblinge sahip. Dayanıklılık 99. Yani bu şu demek oluyor, bu oyuncu 3-5-2'nin kanat bekinde de kullanabilirsiniz, orta sahada da kullanabilirsiniz. Çünkü 90 dakika boyunca bunu kaldırabilecek bir dayanıklılığa sahip. Agresifliği yüksek. Kartın her şeyi çok iyi görünüyor, ben oyun içinde de çok beğendim. Zaten maç kliplerinde izleyince anlayacaksınız. Orta açması çok iyiydi, bundan dolayı çok güzel paslar atabiliyor. Yani bedava bir karta göre ben çok beğendim. İspanya Ligi'nde de sol bek eksiği vardı. Yani Marcelo var ama çok pahalı. Onun yerine bunu alabilirsiniz alternatif olarak. Maç kliplerine geçmeden önce bu kart hakkındaki fikrim kesinlikle yapılır. Evet, sıradaki inceleyeceğimiz oyuncu Rafinha. Kadro kurma görevlerine geldi. 120k civarına yapılabiliyor. Hem fiyatının ucuz olması hem de 5 beceri olmasından dolayı ben direkt yaptım. Yüksek yüksek çalışma oranı var. 1.74 boyu var. Zayıf ayağı 4. Ülkesi ve takımından dolayı da iyi kimya verdiği için ben direkt yaptım. Detaylı inceleyecek olursak hızı yerinde, şut gücü yüksek. Bundan dolayı plase şutları çok iyi. Zaten maç kliplerinde gösterdiğimde plaselerini göreceksiniz. Vücut tipi güzel. Bundan dolayı driblingini çok beğendim. Pasları harika. Çok kritik, ekstra güzel paslar atabiliyorsunuz. Çünkü hem görüş özelliği 99, onun dışında uzun pas ve kısa pas özellikleri de 96 ve 99. Onu da çok güzel yapabiliyor. Defans özelliği güzel, fizik güzel, dayanıklılık 94. En iyi oynatabileceğiniz yer neresi? 4-1-2-1-2'nin 8 numarasında çok iyi oynar. Onun dışında forvet arkasında oynar. Avcı basıp kanat bekte de deneyebilirsiniz. Çünkü hızı ve defans özellikleri de fena durmuyor. Beklerine gelecek olursak ayağın dışı ve player pass özelliği var. Bu yeni güncellemede geldi. Play 2 ile güzel paslar atabiliyorsunuz. Plase trade yok ama ben çok fazla plase golü attım. Sebebini de söyleyeyim. Uzaktan şut ve şut gücünün çok yüksek olmasından dolayı rahatlıkla plase golü de atabiliyorsunuz. Bu kartı da beğendim. Ucuz ve yapılabilecek bir kart. Sıradaki kart ise Kunha. Atletico Madridli oyuncu. Bu da görevlerden alabiliyorsunuz. Bedava bir kart. Yüksek orta çalışma oranı var. 1.83 boyu var. Ve en önemli şey 5 beceriye sahip. Bundan dolayı kartı kullanırken çok keyif alıyorsunuz. Zayıf ayağı da 4. Detaylı inceleyecek olsak hızı çok yerinde. Çok güzel. 99 hızı var neredeyse. Şutları yerinde. Bu şu demek oluyor. Forvet de oynatabilirsiniz. Pasları iyi. Uzun pasta biraz düşüklük var. Ama o da bence fena değil. Driblingi güzel. Kafa vuruşu güzel. Kart kafa vuruşu da yapabilir. Boyu da uzun çünkü son güncellemeden sonra kafa vuruşları da etkinliği arttığı için bu kart onun için de işinizi görecektir. Fizik güzel. Kartın her şeyi iyi duruyor. Bedava bir karta göre çok iyi duruyor. Ben dinamo bastım çünkü kartın boyu uzun ve vücut tipi de çok iyi değil. Dinamo bastığınızda inanın bana driblingi çok daha iyi oluyor. Beklerine gelecek olursak finesse shot trade'i var. En sevdiğim özelliklerinden bir tanesi. Çok iyi plase atıyor. Speed dribbler özelliği var. Play 1 speed boost'u çok güzel yapıyor. Ayağın dışı trade'i var. Kart bedava bir karta göre çok keyifli ve güzel duruyor. Benim gibi şöyle Brezilya'dan oluşan eğlenceli bir kadro kurmak istiyorsanız şu 3 kartı çok rahatlıkla alıp kadronuza ekleyebilirsiniz. Evet, şimdi maç kliplerine geçeceğiz. Maç kliplerini izleyip kartlar hakkında daha iyi yorumlarda bulunabiliriz. Güzel geldik. Rafinha. Güzel gol. Kartın atak pozisyonu yüksek. Bu yüzden ceza sahasına da rahatlıkla girebiliyor. Çok güzel bir gol attık. Rafinha. Paslarına bakalım. Harika bir top. Harikaydı. Rafinha kaptık topu. Harika bir top.
güzel. Pasları çok kaliteli kartın. Harika penaltı. Kunha'yla çok güzel bir penaltı alıyoruz. Çok iyi de. Driblingi çok iyi. Dünya. Kunha'yla oynayalım. Çok iyi. Çok iyi. Güzel gol. Çok sert vurdu. Ha, Plase deneyelim. Plase trade. Kunha'nın paslarına bakalım. Harika bir toptu. Harika bir top attı Kunha. İnovasyonumuz için driblingi çok iyi. Plase deneyelim. Söyleyecek hiçbir şey yok. Kunha. Kunha. Hadi güzel bir dribling. Harika. Çılgın. Bu kart çılgın. Kunha güzel geçtik. Pasımızı verelim. Süper. 5 beceri olması çok rahatlatıyor. Kenan Lodi güzel girdi araya. Rafinha. Önce driblingleri çok iyi Rafinha'nın. Aynen bundan bahsediyorum. Kunha'yı bulalım. Bunu kaçırmaması lazımdı. Kenan Lodi'nin driblingine bir bakalım. Gerçekten kartın çok iyi bir driblingi var. Kunha'yla geliyoruz. Donald driblingine bakalım. Dinamo bastığımız için hiç fena değil. Delirtici bir driblingi var. Evet. Kunha'yla oynadık. Hadi bunu atman lazım. Oo, bunu atman gerekiyordu. Güzel geldik. Kunha'yla oynayalım. Yerden driven. YouTube'da aç izle. Yerden driven. Güzel sıyrıldık. Anladı. Çok iyiydi. Harikaydı. Hem Renan Lodi hem de Kunha. Çok iyi. Ha, çok iyi kaptı. Bir hızına bakalım. Bit boost. Versin. Devam. Bayağı hızlı. Hızı harika. Çok iyi geldik. Aa, bitiremiyoruz. Hayli oynayalım. Güzel plase deneyelim. Süpersin. Rafinha ile plase deneyeceğim. Uzaktan şut ve şut gücü yüksek. İşte bu. İşte bundan bahsediyorum. Hadi Rafinha. Bir plase daha deneyeceğim. Açıyı bulalım. Yeşil. Harika. Renan Lodi ile bir orta keselim. Harikasın. Renan Lodi. 97 orta. Renan Lodi'yi bir atağa çıkarmak istiyorum. Atakta çok etkili çünkü. Devam devam devam. Sen de sen de. Harikasın. Şu driblinge bakın ne kadar da çevik kart. Kart çok çevik. Rakibi ciddi anlamda zorluyor ve penaltı aldık. Renan Lodi. Devam. Atağa çıkaralım. Harika. Bir şut deneyeceğim. Knuckleball. Of çok iyiydi. Renan Lodi'yi atağa çıkaralım yine. Driblingine bak. Gerçekten çok keyifli. Bir beke göre çok seri. Güzel döndük. Güzel. Güzel dribling. Gol Renan Lodi'ye yazar. Renan Lodi ile orta deneyeceğiz yine. Marquinhos koşturduk. Biliyorum. Şimdi. Atman lazım. Renan Lodi at, al da at dedi. Dribblingine bakalım bir daha. Evet. Çok keyifli. Dribblingi çok keyifli. Top kapması da çok iyi. Deneyelim. Biz de. Topları da güzel uzanıyor. Rafinha devam. Dokun. Harikasın. Devam Rafinha. Yerden driven deneyelim. Rafinha harikasın. Renan Lodi ile bir orta daha deneyeceğim. Hadi bakalım. Şimdi. Hadi Militao. Yeşil vole. Hayır. Evet arkadaşlar, kartlar bu şekildeydi. Emin olmak için çok fazla maç oynadım. Genel konuşmam gerekirse Renan Lodi'yi çok beğendim. İlk 11'inize direkt koyabilirsiniz. Böyle bir karta ihtiyacınız varsa. Rafinha'yı da 11'e ekleyebilirsiniz. Kunha'nın plaselerini gördünüz zaten, çok iyiydi. Forvetleriniz çok üst düzeyse Kunha bazen kritik anlarda kaçırabiliyor. Onun için forvet de önermem. Ama oynaması çok keyifliydi. 5 beceri olması kartı çok keyifli bir hale getirmiş. Renan Lodi ve Rafinha'yı ilk 11'inize ekleyebilirsiniz. Renan Lodi'nin dribbling, pas ve şutlarını gördünüz zaten. Kart ciddi anlamda güzel bir kart olmuş. Evet arkadaşlar, oyuncu inceleme videomuz bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğenip lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Twitch yayınlarım her gün devam ediyor. Oraya da gelebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda FIFA 23 ile ilgili yenilikleri anlatacağım. Neler geldiğini ve nasıl olacağını konuşacağız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Christopher
Monero, Suey. Simple as that, bro.